Melek'le Yemek kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz ceviz şeklinde kurabiye nasıl yapılır? Hepinize iyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar başta koyduğum malzemeleri videosunu çekmiştim ama onları yanlışlıkla silmişim. Kurabiyenin içine 125 gram tereyağı, 1 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı kabartma tozu, 1 yemek kaşığı sirke koydum. Onları alt kısmına, açıklamalar kısmına da yazacağım. Oradan dolaşabilirsiniz. Sonra her zaman olduğu gibi yavaş yavaş un ekliyorum. Ama bütün malzemeleri önce koyduğumda iyice hepsini homojen karışım hale gelene kadar iyice yoğurdum onları. İsterseniz mikserle yoğurun, isterseniz makinayla yoğurun ama ben kurabiye hamurunu elimle yoğurmayı tercih ettim. Toplamda 2 su bardağından, tam 2,5 su bardağından değil, 2 su bardağından 3 yemek kaşığı fazla un koydum. 2,5 su bardağı almadı. Şimdi hamuru da gerçekten çok güzel bir hamur oldu. Tereyağı koyduk. Hiçbir şekilde sıvı yağ koymuyorsunuz arkadaşlar bu hamura. Sıvı yağ koyarsanız kusması çok olur ve yuvarlak şekil yapamazsınız makinede. Hamurumu ikiye böldüm. Yarısını kakaolu, yarısını sade yapmak istedim. İsterseniz siz hepsini beyaz yapabilirsiniz, sade. Hepsini de kakaolu yapabilirsiniz. Ben ikisini yarım yarım yapmak istedim. Küçük küçük misket küçüklüğünde bezeler yapıyoruz ve ısıtmış olduğumuz makinede bu gördüğünüz yerlere diziyoruz. Bezelerimiz büyük olursa hepsi ziyan oluyor kenarları. Kullanıyoruz ama bu sefer tüketmek biraz vakit alır. Baktım olmamış. Bu makinede 1,5 dakikada hemen istediğimiz kıvama geliyor arkadaşlar. Ve yumuşak bir kurabiye oluyor makinede. Biz onları kenara koyduğumuz zaman hemen sertleşiyor. Ama yine de kontrol ederek pişirin. Ben kontrol ederek hani açıyorum, bakıyorum. Şimdi tam istediğim kıvama geldi. Gerçekten çok güzel oluyor. Kendi şekli harika. Bu ilk koyduklarım biraz böyle gördüğünüz gibi kenarlardan taşmış. Onları, tırtıklarını alacağım hepsini. Şimdi kakaoları koyuyorum. Başta elimden almaya çalıştım ama elim biraz yandı. Çok olduğu için. İkinci sefere de kürdanla aldım. Kürdanla almak daha kolay oluyor arkadaşlar. Toplamda 4,5 seferde bitirdim bütün hamurlarımı. 2 sefer sadeyi yaptım. 2,5 seferde kakaolusunu yaptım. 4,5 seferde bitirdim. Şekli çok güzel, çok özel ve çok şık bir şekli var arkadaşlar. O kenarları fazla olan yerler vardı orada. Onları da böyle kuruduktan sonra hafif hafif onları, zaten yerleri belli olmuş oluyor. Çok ince olmuş oluyor. Hemen onları kırıklıyoruz. Makineden alır almaz kırıklarsanız eğer, yumuşak olduğu için kurabiyeleriniz elinizde kalır. O yüzden kurusun, kuruduktan sonra, kıtırlaştıktan sonra koparmaya başlayabilirsiniz. Yalnız bu kurabiyenin şöyle bir olumsuz yönü oluyor. Bütün hepsinin içini kremayla doldurursanız bitirmeniz gerekiyor. Bir gün sonrasında ya da iki gün sonrasında kaldığı zaman kurabiyelerin hepsi yumuşuyor. O yüzden kurabiyeleri yerken içini doldurmak daha mantıklı. Ya da yiyebileceğiniz kadarını doldurmak daha mantıklı.
Ya da illa ki hepsinin içini doldurmak zorunda değilsiniz. Sade de tüketebilirsiniz. 4,5 seferde 4,5 makinede bu kadarcık kırıntılar oldu arkadaşlar. İçi için ben pasta için yapmış olduğum kremamdan artmıştı. Şu anda onu kullanıyorum. İsterseniz krem şanti koyun, isterseniz ganaj koyun, isterseniz pasta kreması koyun. Yani en güzel Nutella yakışıyor. Nutella koyabilirsiniz, süt reçeli koyabilirsiniz, çilek reçeli koyabilirsiniz. İstediğiniz şekerli olan bir şey içine koyabilirsiniz. Ama ben çok fazla şekeri sevmediğim için krem şanti, ganaj da dahil en güzelinin içine pasta kreması yakışıyor. Az şeker sevenler için pasta kreması güzel ama çok şeker sevenler için Nutella daha güzel arkadaşlar. Şu anda bunu akşam yapmıştım. Akşam çayın yanına yiyebileceğimiz kadarını ben yaptım. Geri kalanını kaldırdım. Hepsini yapmadım arkadaşlar. Yerken yapıyoruz. Arkadaşlar sizden bir ricam olacak. Aşağılara yorum bırakıyorsunuz. Lütfen yorum bırakırken en aşağı 4 cümlelik bir yorum bırakın. Onu rica ediyorum sizden. Bir de lütfen açtığınız zaman görüntülemeyi en aşağı 2 dakika yapın ki benim videolarım ve sizin kanallarınız spama düşmesin. Bu sefer de hem dakikalarımız gidiyor hem de aboneliklerimiz düşüyor. Lütfen tam 2 dakikayı dolduralım. Ondan sonra da yorum yapalım, abone olalım ya da işte izlemeyi bırakabilirsiniz. İçini dolduruyoruz gördüğünüz gibi. Bir tane doluyu, bir tane boşu birbirine kapatıyoruz. Aynen ceviz şekli olmuş oluyor. Şu anlık bir akşamlık sadece bu kadarı yetti bize. Fazla daha iyi geldi. Geri kalanı da göstermek istedim. Geri kalan da ağzı kapalı bir tane borcama ya da bir kavanoza koyabilirsiniz. Onu da kaldırın ama buzdolabına koymayın, dışarıda dursun. Buzdolabında nemlenir kurabiyeleriniz. Gerçekten görüntüsü çok güzel arkadaşlar. Sunumu çok güzel. Böyle buna koyunca da sanki vanilyalı ve kakaolu dondurma gibi görünüyorlar. Bir sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.